Her sal olduğu gibi Akıllı Tarım'dan merhaba, ben İrfan Donat. Bu hafta Türkiye'nin marka değerindeki ürünlerinin hem üretimini, rekolte beklentilerini, hem fiyatları hem de ihracat tarafındaki gelişmeleri konuşacağız. Özellikle kuru meyve sektöründen bahsediyorum. Üzüm ve incir hasadının eli kulağında. Antep fıstığı tarafındaki gelişmeler ne durumda, biraz ona bakacağız. Kayısıda nasıl bir tablo var, kuru kayısı tarafında, bunları konuşacağız. Ve tabii dediğim gibi işin birçok boyutu var, birçok ürün var. Vaktimiz kalırsa diğer kuru meyve ürünlerine de bakacağız ama temel çerçevede 4-5 ürünün, çünkü bize çok sayıda da mesaj gelmeye başladı üreticiler, özellikle üzüm tarafında, incir tarafında ne olacak fiyatlar diye. Bu konuları biraz konuşalım istiyoruz. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık'la birlikte. Mehmet Ali Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Şimdi süremiz biraz dar. O yüzden hemen konuya gireceğim müsaadenizle. İsterseniz böyle ürün bazında gidelim. Hem kafalarda biraz daha netleşsin mevcut tablo, hem de cevap aranan soruları biraz aktarmış olalım sizlere. Şimdi Eylül başı itibariyle tam manasıyla üzüm tarafında artık hasat başlayacak ama iklim şartları birçok üründe olduğu gibi üzüm tarafında da sanki biraz rekolte kayıpları yaratacak gibi gözüküyor. En azından sahadan bize gelen bilgiler bu yönde. Siz tabii işin içindesiniz, üretimden ihracata kadar. Ne söylüyor iklim şartları bu seneki rekolteye dair? Şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi bu sene sezon biraz geç geliyor iklim şartlarından dolayı. Bir hafta 10 gün kadar geriye atıyor. Ama rekolte olarak baktığımızda da biraz geçen yıla göre noksanımız var. %20-25 kadar bir noksanlık var. Geçen yıl 340 bin tonu geçtik. Son gelen bizim rakamlarımızla beraber 340 bin tonu geçtik. Bu sene de 250 bin ton civarında bir üzüm bekliyoruz. O zaman... Şu an hasatımız devam ediyor. Kesimler devam ediyor. Tabii iklim şartlarında çiftçimiz göze aldığı için beklemek istemiyor. Yoğun bir şekilde sergiler devam ediyor ve hasatta kır bölgelerde ürünler de gelmeye başladı zaten. Yavaş yavaş başladı diyorsunuz. Şimdi rekoltedeki kayıp kalite tarafında bir etki de yarattı mı olumsuz manada? Tabii yarattı. Şimdi bir dengesiz iklim şartları yaşadık. Mart'a kadar malum kış biraz kurak gitti. Ondan sonra baharımız da çok yağmurlu gitti. Onunla birlikte tabii aşırı yağmurların verdiği de bir bağlarda bir etkisi oldu. Ve bunun işte bağ hastalıklarında mücadele gerektirdi. Mildiyo hastalığı özellikle herhalde. Mücadele yapıldı. Tabii şimdi bizim bağcılık sektörü çok tecrübe kazandı. Yani üretim konusunda. Ve kontak etki bırakan ilaçlar var. Yani sistemik olmayan. Aynı şekilde biyolojik olarak mücadele ettiğimiz ürünler var. Feroman tuzakları var. Yani Türkiye şimdi üzümde dünya birincisi, hem üretiminde, ihracatında. Dolayısıyla her ülkenin spektrine göre ürün hazırlamak zorundasınız. Müşteri portföyünüze göre, speklere göre hazırlamak zorundasınız. Böyle olunca da yapmış olduğunuz mücadele de çok önem arz ediyor. Pestisitler konusunda. Ama hala Avrupa Birliği'nden dönem dönem pestisitle ilgili kuru meyve tarafı da bu işten bazen nasibini alıyor. Taze sebze meyve tarafında da gözlemliyoruz. O sorun sanki devam ediyor. Özellikle o yayınlanan listelerde Türkiye ilk sıralarda yer alıyor genelde pestisit tarafında. Her ne kadar bir ilerleme olduğunu siz söyleseniz de sanki hala biraz sorunlar var gibi gözüküyor. Ya şimdi tabii büyük tonajlara ulaşınca, yani 250 bin ton üründen bahsediyoruz İrfan Bey. Böyle olduğu zaman bölgesel farklılıklar da var. Nemin yoğun olduğu bölgeler var. Yani çok Ege bölgesinin geniş bir alanında üretimden bahsediyoruz. Böyle olduğu zaman biz de müşteriye göre ürün hazırlama yoluna gidiyoruz. Ülkeye göre hazırlama yoluna gidiyoruz. Yani kötü bir üründen sizin iyi bir ürün yapmanız mümkün değil. Dolayısıyla ona göre yapılıyor. Mesela organik yetiştirildiğinde Türkiye'de lider durumda. Türkiye dünyada lider durumda.
bu kadar zor bir ürünü yapabilen bir ülke pestisiz ürünleri de gerçekleştiriyor. Tabii, ve mümkün. Bu doğrultuda devam ediyor süreç. Şimdi hızlı hızlı ilerleyeceğim diğer ürünlere geçmeden. Burada tabii fiyat çok konuşuluyor. Üreticilerden fiyat ne olacak gibi mesajlar geliyor bize. Hem maliyet hem fiyat tarafı için nedir söyleyecekleriniz? Beklenti ne yönde fiyatta özellikle üretici tarafında? Şimdi geçen sene devletimizin TMO vasıtasıyla açıkladığı bir fiyat skalası var. Bunu döviz olarak baktığınızda 27 liraydı. Dolar olarak da herhalde 18-10 civarındaydı. Bu sene baktığınız zaman buna çarptığınızda 40 lira civarında bir fiyat çıkıyor zaten. Bunun da altını çiftçinin beklemiyor ya. Yani. Bunun peki 40 lira yani 40 lira beklentisi var. Minimum 40 lira gibi bir seviyeden mi bahsediyoruz? Evet. Çiftçi için bu, üretici için ya da memnun edici bir rakam mı? Maliyetler ve enflasyon gerçeğini de ortaya koyarsak. Ya şimdi üzümdeki avantajımız ülke olaraktan bizim ürünün yaklaşık 80'i ihracata gidiyor ve dövize endeksli bir ürün oluyor. Diğer tarım ürünlerine baktığımızda çiftçi kendisini koruyor. Arzu ettiği rakamlara ulaşabiliyor. Bu bakımdan büyük bir avantaj yani ihraç ürünümüzün olması bence tatmin edecektir. Tabii gönül çiftçimizin daha iyi ücretlere sahip olması, daha iyi imkanları olması ama tabii bu dünyada biz diyelim ki 250 bin ton gönderiyoruz. Yaklaşık 700-750 bin ton bir dünyada pazar var. Başka ülkeler de buraya ürünler satıyorlar. Önemli olan arz talep dengesini dengeleyebilmek, en yüksek fiyata değil de pazarımızı bizim elimizde tutabildiğimiz bir yapıya, fiyat politikasını hep birlikte oluşturmamız gerekiyor. Bunun örneklerini geçmişte çok gördük. İşte bir ürün önce düşüyor 1200-1300 dolarlara, ondan sonraki yıl ürün olmuyor. Bir anda 2 dolar ve üzerine çıkıyor. Bu sefer de raflar biz boşaltmak zorunda kalıyoruz. Başka ülkeler bizim yerimize geçmek zorunda kalıyor. Biz bunu İhraçlar Birliği olarak çok önem verdik. Defalarca anlattık. Çok şükür geriye dönüp baktığımızda TMO ile birlikte devletimiz vasıtasıyla, bakanlığımız vasıtasıyla bir stok müessesesi oluşturduk. Bu sene mesela işte %20-25 noksanlık var diyoruz. 250 bin ton ama 50-60 bin ton belki daha üzerinde de biz stokla devrediyoruz. Dolayısıyla ne olacak? 310 bin ton olacak. 240-250 bin ton ihracat yapsak yine ihracatımızı sağlıklı bir şekilde cevap vermiş olacak. Önemli olan bu sahip olduğumuz pazarları onların tedarikçisi olarak devam edebilmek. Anlıyorum. İncir tarafına geçelim isterseniz hızlıca. Orada da hasat belki yavaş yavaş başlamıştır ya da başlamak üzere. Nedir rekolte beklentileri? İncir daha önce geçen seneki rekolteyi bekliyoruz İrfan Bey. Orada olumsuz bir durum yok anladığım kadarıyla. Civarında bir ürünümüz olmuştu. Bu sene de aynı şekilde olacaktır o da. O şekilde iyi gidiyor. Mahsulün durumu kalitesi iyi. Ama en önemlisi kurutma dönemidir. Bütün tarım ürünlerinde olduğu gibi bizim. İnşallah kurutma dönemimiz de iyi geçer. İyi bir hasadımız olur. Yani en azından iklim şart, olumsuz şartlardan etkilenmeyen ürünlerden bir tanesi diyelim incir doğru, için. Aman doğru. Tahtaya da vuralım. Evet. Daha çünkü hasat yeni başlıyor çok sezon. Kalitemiz gayet iyi. Bugüne kadar iyi geldi. İnşallah bundan sonra da öyle gider. İnşallah. Peki fiyatlarla ilgili beklenti o tarafta nasıl? Maliyetleri yine göz önüne aldığımızda? Orada da aynı yine dolar endeksli olarak düşündüğümüzde geçen sene ortalama 50-60 bandındaydı. Daha büyükleri 70 bandına çıktı. Şimdi de ona etki koyduğumuzda 70-90 bandında oynayacaktır yani. Çünkü ürünün incirde kalite çok önemlidir. Çatlak olması olmaması, boy farklılıkları diğerleri. Kaliteye göre bu skalada gidecektir eğer bu rekoltede ürünü alabilirsek. Hem üzüm hem de incirle ilgili bu sene ihracatta beklenen hedef nedir? Bunu biraz da hani hem mevcut kur seviyesi hem finansal koşullardaki biraz zorluklar da tabii göz önüne alarak soruyorum. Şimdi bizim tarım ürünlerinde şöyle oluyor İrfan Bey. Yani ürün noksan olduğunda ortalama fiyat yükseliyor. Yani şimdi üzüm biraz noksan gibi gözükse de bizim
fiyat farkımızla bu daha iyi olacaktır. Yine aynı rakamları yakalarız. Bu da 450 milyon dolar civarında üzümde bir tutarımız var. İnşallah 500 milyon doları yakalarız orada. İncirde de 240 milyon doları yakaladık biz geçen sene. Bu sene de oradaki de hedefimiz yine 250 milyon dolarları inşallah yakalarız onda. Kayısıya gelelim. Kayısı tarafı da iklimden olumsuz etkilenen ürünler arasında gösteriliyordu. Özellikle Haziran ayında çok sayıda haber geldi. Rekoltede düşüş olacak yönünde. Burada biraz daha tabii aşırı yağışların ve dolunun kayısı üzerinde etkisi olduğunu biliyorduk. Ama son durum nedir? En azından daha netleşmiş bir tablo var karşımızda. Onu sizden alalım. Evet. Belirttiğiniz gibi kayısı da bu sene hem doğuş anında bir noksanlık söz konusu oldu soğuklardan dolayı. Daha sonra ürün tuttuktan sonra da bu sefer yağışların ve dolunun zararları oldu. Üründe dolunun verdiği hasarlar var. Dolayısıyla ürün belki mahsul olarak baktığımızda %15-%20 gibi noksanlık var ama bu tabii kaliteyi etkilediği için daha sıkıntılı bir şey oldu, ürün yapısı oldu. Geçen sene bizim yaklaşık 90 bin ton civarlarındaydı kayısı üretimimiz. Bu sene de herhalde toplamda 80 bin ton olacaktır yine. Yani küçüklü büyüklü olduğu zaman. Ama bunun dediğim gibi hasarlısını düştüğünüzde kaliteli ürün miktarı azalacaktır burada yani. Bu daha aşağı. Çünkü sahadan gelen bilgi bizim %25-30 civarında bir kayıp olabileceği yönündeydi. Fiyatlar nasıl, ne durumda kayısı için söylersek? Fiyatlar şu anda 140-150 lira bandında gidiyor. Bu ürünün kalitesine, şekline göre o şekilde gidiyor. Herhalde koruyacaktır bu fiyatları. Tabii burada yani geçen yılki fiyatlarla baktığımız zaman nasıl bir fark var? Geçen sene 80-90 liraydı. Fiyatlar ona göre baktığımızda bu seneki fiyatlar iyi. Tabii bu biraz önce size ihracatta vermiş olduğum örnek İrfan Bey kayısıda da geçerli. Yani fiyatlar çok yükseldiği zaman kuru meyvenin çeşidi çok olduğu için yani bizim kendi ürün çeşidimiz mesela üzüm, incir, efendim ne diyeyim erik var, hurma var, diğer çeşitler ürünün tüketicisi azalıyor. Fiyatlar rafta çok arttığı zaman. Yani bunu da dikkat etmemiz gerekiyor. Kayısı da bu sene olayı var. Hem iç piyasada bir talep söz konusu. Bir de ihracata baktığımızda dolayısıyla fiyatları kayısının iyi yani. Ama orada bu arada şeydir yani siz tabii miktar olarak yani bunun tutarına baktığımızda geçen sene 400 milyon doları geçti. 418 milyon dolar civarındaydı. Bu sene inşallah 500 milyon doları yakalarız kayısıda da. Kayısı da yani herhangi bir ürün değil. Dünya ihracat payımız %71,5'tu geçen yıl itibariyle. Tıpkı fındıktaki çok doğru, gibi çok, doğru. Çok ciddi bir ağırlığımız var. Keza işte üzümde %31,5. Yani birçok ürün o yüzden biraz da bizim marka ürünümüz diye altını çiziyorum. Aynen, prestij ürünümüz, marka ürünümüz. Yani şekerpare kayısınız dünyada başka bir yerde yok. Kesinlikle. Aynı şekilde sarı lop incirimiz de yok yani. Çok doğru. Aydın bölgesinde. Şimdi onu da soracağım. Merak ettiğim şeyden bir tanesi o ki birinci dereceden muhatabısınız siz. Yani en azından yaşayanı olarak soracağım. Şimdi Aydın inciri olsun, Malatya kayısı olsun. Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan uluslararası anlamda tescillenmiş ürünlerimizden iki tanesi. Doğru. Bunların tescil öncesiyle sonrası arasında ihracat değerinde bir artış, gözle görülür bir şey hissettik mi? Şimdi o bir süreç İrfan Bey. Yani siz onu tescil yaptığınız zaman biz ticaret odaları bu tescilleri yaptılar. Kendileriyle de görüştük. Yani bu çok ciddi bir konu. Yani siz Aydın inciri dediğiniz zaman Aydın bölgesini tamamen hakim olmanız lazım. Tescil etmekle bitmiyor ve standartlarını oluşturmanız lazım ki o standartlar doğrultusunda o eşitliği sağlayabilirsiniz. Şimdi bizde tesciller alınıyor ama bu dediklerim maalesef zaman içinde, süreç içinde oluşturmaya çalışılacaktır. Yani bölge tamamen kendisini kapatamıyor dışarıdan gelen incirleri, Aydın incirini koruyamıyor.
Mesela bu tescil almış bir İtalyan peynirine veya bir viskiye baktığınızda onlar küçük köyler, küçük yöreler ve katmıyorlar içeriye. İşte şu peynir dediği zaman siz biliyorsunuz ki artık o oraya başka bir bölgeden peynirin girmesi veya üretilmesi söz konusu değil. Tonaj kısıtlı oluyor. Bunlar bir zaman isteyen süreçler yani. Bunun altını iyi doldurmamız lazım. O fiyat skası. O da çok butik üretime giriyor. Ama Aydın gibi siz eğer 100 bin tonluk bir üründen bahsediyorsanız bunlar kolay bir şey değil. Ama bunun bir faydası var. Şimdi Aydın bölgesi korunması gereken tarım ürünlerini belirlemiş mesela bakanlık. İncir yok bizim içinde. Bu çok üzücü bir olay. Biz neden? Bunu araştırdığımızda gördük ki. Yani bakanlıkla görüştüğünüzde, istişare ettiğinizde ne diyorlar? Neden yok? Bakanlıkla istişare ettiğinizde, görüştüğünüzde nasıl bir cevap alıyorsunuz? Neden etmemişler? İncir kendini koruyor, en iyi şekilde değerleniyor. Halbuki bu tarihi eser gibi, bu sarı lokun eşi yok yani. Bunun korunması lazım. Bu bölgelerin korunma altına alınması lazım. Birçok riskler var küresel ısınmadan dolayı, oradaki yapılanmadan dolayı, ürün çeşitliliğinden dolayı. Yani bu işaretlerin, bu ürünün korunması için bir altyapı oluşturmasını oluşturacaktır. Bu bakımdan önem arz ediyor yani. Son 1-2 dakikaya girdik. Çam fıstığı. Çok konuşmadığımız ama aslında üzerinde çok durmamız gereken belki de yine çok kıymetli ürünlerden bir tanesi. Son dönemde bu konuda biraz farkındalık da var diye tahmin ediyorum sektörde ya da ihracat tarafında. Orada nedir durum? Hem rekolte tarafı çam fıstığı için hem fiyat hem de ihracat pazarı. Şimdi çam fıstığı bizim Bergama bölgesimizin ürünü. Miktar olaraktan tabii düşük oluyor. Yani 1000 tondan işte 1500 ton arasında oluyor. Bazı yıllar 500 tona kadar düşüyor. Ve o yüksek fiyattan dolayı da yani bir altın değerinde satılıyor. Çok kısıtlı ve bu iç piyasaya daha çok ağırlıklı tüketiliyor. İhraç rakamı tutmuyor. Dünyanın birçok yerinde, Çin'de dahil olmak üzere buralarda bizimkinin aromasında, lezzetinde olmasa da Rusya'da, diğer yerlerde üretilip pazara verilebiliyor. Antep fıstığına geldiğimiz zaman da Antep fıstığı bu sene geçen yıla göre daha iyi. Ama geçen yıl 120 bin ton üretilmişti. Bu sene 150 bin ton civarında bir kapasite bekleniyor. Fakat Antep fıstığında ihracatımız bizim %5 civarında İrfan Bey. Yani Antep fıstığın ihracata katkısı var ne ihracatın Antep fıstığına. Olay iş piyasada tamamen dönüp dolaşıyor ve burada spekülatif alımlar oluyor. Daha hala pazara bir yıllık, iki yıllık ürünler çıkıyor. Yani bu ürünleri alıp iş piyasada saklanıyor. Kabuklu bir ürün olduğu için muhafazası mümkün olabiliyor. Bizim Antep fıstığı seneye bol gözüküyor. Bayağı bol gözüküyor. Bol bu sene yok yılı mı diyeceğiz o zaman? %20 kapasiteye ihracatını satabildik. Fiyatımız tuttu. Aslında dünyada bizim ürünümüzün ayrı bir yeri var aromasının. Yani katıldığımız fuarlarda ne yapacaksınız bu Antep fıstığını? Nasıl çözeceğiz bu işi? Yani bir talep var ama ürün kısıtlı. İnşallah dikim alanları da çoğalıyor. Yani Türkiye gelecekte hem üretimiyle hem de ihracatıyla inşallah Antep fıstığında belirli bir yere gelecektir. Evet, o pahalı bir ürün çünkü. Yani şimdi bile 20 dolar civarı yani 700 lira 770 lira maliyet fiyatı. 800-850 liraya satılıyor İrfan Bey. Yani ilk sefer çok iyi biliyoruz tüketici olarak. Geçti. Çok iyi biliyoruz tüketici olarak fiyatlar gerçekten çok uzanacak gibi değil yani. Fındıkta dünya birincisi %70-75 üretimini Türkiye tek başına karşılıyor ama o fındığın %85'i ihracata gidiyor. Tabii ki zaten hepsini tüketemeyiz de ama hakikaten evlere pek giremiyor fiyatlardan dolayı. Antep fıstığı keza öyle birçok üründe kuru yemişte maalesef bunu yaşıyoruz. Daha çok işte leblebiyle, yar fıstığıyla, çekirdekle idare ediyoruz diyelim. Çok teşekkür ederim.
Sağ olun, yayına verdiğiniz katkılar anlamı. Sektörümüze gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok mutlu oluyoruz. Sık sık gündeme getiriyorsunuz. Çok sağ olun. Çünkü hep birlikte destek olmamız gereken bir ürün. Yani çok doğru. Şimdi dünya tüketicilerine bu ürünü sunuyoruz. Her üç üründe de üretimde ve ihracatta birinci sıradayız. Evet. Ülke olarak bu bize çok büyük bir sorumluluk yüklüyor. Kesinlikle. Bu da toplumsal olarak bunu paylaşmamız için... Sizin bu programlarınız bizim için çok önemli. Çok sağ olun. Geniş kitlelere ulaşıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İleriki dönemlerde başka boyutlarıyla inşallah bu konuları tekrar gündeme getiririz. Bugün Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık'la birlikte üzüm, Antep fıstığı, kayısı, incir gibi ürünlerin hem rekolte hem fiyat hem de ihracat tarafındaki gelişmelerini size aktarmaya çalıştık. Yarın her çarşamba olduğu gibi saat 12.30'da Tarım Analizi'de karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.